Yedirmemeciğim sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Provanı böldüğüm için özür dilerim. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Buyur sor bakalım. Şimdi bu keman telli mi, yaylı mı demeliyiz? Şimdi biz Türkiye'de buna yaylı enstrüman diyoruz. Çünkü yayla çaldığımız için. Fakat İngilizcesi strings instrument. İngilizce'de telli enstrüman deniyor. Ama biz Türkiye'de yaylı enstrüman diyoruz. Peki perdesiz ne demek? Çalgının içinde bir şey mi var? Hayır, çalgıda perde yok. Yani bildiğimiz evdeki perdeden yok. Perdeli enstrümanlar, mesela gitar, mandolin gibi enstrümanlar tuşesinde, buraya tuşe deniyor. Tuşesinde perdeler var ve basacağın yerleri söylüyorlar sana. Fakat kemanda öyle bir yer yok. Onun için buna perdesiz enstrüman diyoruz. Perdesiz çalgıları çalmak kolay mı? Aradığın notayı nasıl buluyorsun? Valla perdesiz enstrümanları çalmak kolay değil. Ama çalışarak, yıllarla beraber nereye basacağını artık öğreniyorsun. Vücudun biliyor onu artık, kasların biliyor. Yaya neden arşe deniliyor? Yaya arşe denmesinin nedeni bizim Türkçemizde Fransızca dilinden çok fazla kelime var. Arşe kelimesi de Fransızcadan gelmiş. Mesela tren. Tren kelimesi de Fransızcadan geliyor. Peki seni kim keşfetti? Beni kimse keşfetmedi. Benim ailem müzisyen olduğu için onların izinden gitmek istedim. Ben de müzisyen oldum. Başka hangi çalgıları çalıyorsun? Profesyonel olarak keman çalıyorum ama okulda, konservatuvarda bize aynı zamanda piyano da öğrettiler birazcık. Birazcık da piyano çalıyorum. Kendim canım sıkıldığı zaman evde bazen piyano çalıyorum. Özgür abi biliyor musun? Ben konser yapacağımız için çok heyecanlıyım. Ben de hep beraber, seninle beraber konser yapacağımız için ben de çok heyecanlıyım. Çocukların bunları görmesi, öğrenmesi, enstrümanları öğrenmesi çok önemli bir şey. Hey, sen de mi heyecanlanıyorsun? Evet, ben de heyecanlanıyorum. Hem seninle beraber çaldığım için hem de sahnede sahneye çıktığım zaman, konserlerime çıktığım zaman ben de biraz heyecanlanırım. Önemli olan şey bu heyecanını kontrol altına almak. Yıllarla sahneye çıka çıka bu heyecanımızı kontrol altına almayı öğreniyoruz. Sen kaç yaşında kemanla tanıştın? Ben 11 yaşımda, orta birinci sınıfta kemanla tanıştım. Biraz geç tabii ki. Artık günümüzde çok daha erken başlıyor çocuklar, 5-6 yaşlarında. Ama çok çalışırsan neden olmasın? 11 yaşı da gayet güzel bir yaş. Ah peki, bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Birlikte müzik yapalım mı? Yapalım, olur. Arşimi al eline, haydi sen de çal beni.